Merhabalar. Grimdawn'un 4. bölümüne hoş geldiniz. En son Act 3'e geçmiştik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karakterimiz Oppressor diye bir karakter. Oyunda klasları birleştirdiğiniz zaman ismi değişiyor. İlk önce Necromancer'dık. Sonra Oathkeeper'a da biraz skill verdikten sonra Necromancer ve Oathkeeper birleşip Oppressor oldu. Başlar başlamaz hemen şu şeyi unutmuyorum. İkinci sayfaya geçip auralarımı açıyorum. Auralarımı. Bu arada level'ımız 30. Bir tane relik 25 level için ya da zehir veren, asit damage veren bir relik varsa. Burada da bir demirci var bu arada. İlk köydekiyle bu ayrı. Şu yeni gelenlere tıklayarak şey yapayım. Evet, şöyle burada da yine asit olarak arayabiliyoruz. Mesela burada asit damage, cast speed, health veren var. %20 şansla bize vurduklarında poison ve acid rezistansını düşüren bir relik. Bundan çok iyi olmayabilir ama bir tane craftlamış olalım. Yine de fena değil yani. Casting speed var, health var. Evet, hasarımızı biraz arttıracak. Şunu yapalım. Şimdi burada gereken malzemeler oluyor. Bunu demiştim zaten, Blood of Chthon. Ve şu komponentlardan, yolda topladıklarımızdan 3 tanesi. Bu 2 tanesi bizde varmış. İşte bundan 22 tane, bundan 43 tane. Bundan yok. Ancak bundan da craftlayabiliriz. Molten Skin lazım bana. Şöyle Molten diye aratıyorum. Evet, Molten Skin yapabiliyorum. O da ne gerekiyor? Scrap gerekiyor ve şu üçünden birer tane. Bir tane Molten Skin yaptım. Şimdi burada tekrar Corruption'a geldim. Artık bunu craftlayabiliyorum. Craftlayabileceğiniz miktar da şurada kenarında sayı olarak yazıyor. Bu arada şu gerekiyor diye söylemiştim. Corruption var. Buradayken hazır şunu da göstereyim eğer varsa. Evet, mesela bunu craftlamak için Manticore'a 1, 2, 3 tane daha relik. Yani en basit reliklerden 3 tane istiyor. O yüzden söylemiştim, relikleri craftladığınız zaman artık kullanmayacak olsanız dahi atmayın. Satmayın da. Evet, Corruption yapalım bir tane. Onu koyalım şuraya. Artık bize vurduklarında şeyimiz geri zehir rezistanslarını düşürecek bir zehir gibi bir şey bırakacağız. Şimdi görevlerime bakıyorum. Amalgamation öldür var. Bu biraz sonra yapacağımız bir görev. Yumurtaları şey yap var. Conflagration'ı al var. Evet, buradan şimdi yapalım. Bir de burada bu faction'ın satıcısı da burada bir satıcı var. Eğer bu arada scrap'ınız bitebilir, bence her şehre geldiğinizde şöyle buldukça, hani öyle tek tek aramaya gerek yok ama varsa bir tane almak iyidir. Evet, bu faction'ın satıcısı da burada. Onda da yine respected olursak buradakileri alabileceğiz. Mesela burada acid poison veren bir şey var. Offhand silahı var. Bir de component kullanın diye söylemiştim. Şimdi bakalım, bize asit veren bir component var mı? Ondan yaparız belki. Şöyle asit yazıyorum. Evet, burada Antivenom Salve var. Bütün armorlarda kullanıyormuş. Poison rezistans veriyor. Şimdilik rezistansa ihtiyacım yok. Bu biraz poison damage veriyor. Chest armor'da kullanıyormuş. Şu. Caster of Hands ve silahlarda kullanılıyor. Yine bu da physical damage'imizi asite çeviriyor. Bir de asit ve poison damage veriyor. Bu da melee weapon ve shield'larda yine kullanılıyor. Bu da bayağı bir aura falan diye. Bunların ikisinden de birer tane yapacağım. Bir tanesini şuna takacağım, bir tanesini de buna. Şöyle yapalım. Şimdi bunu direkt takabiliyorum sanırım. Aynen. Bunu buna takacağım. Bu arada şöyle hasar görmek isterseniz, arka tarafta Ravenous Earth şu an 1424 hasar vuruyor. 614'ü Vitality, 810'u Poison. Bunu eklediğim zaman 1424'ten 1465'e çıktı. Poison hasarımız arttı. Şimdi bunda silah ekleyeceğim ama silah dolu şu an. Onu çıkartacağım. İlk ekte gidiyoruz dediğim gibi. Oradaki adamdan komponenti çıkartıp silah bende kalsın diyeceğim. İlk ekte kurtardığımız şu adam. Bu arada burada da bir görev var. Sanırım bu da patlayıcı istiyor. Kaç tane? 3 tane dinamit istiyor. Şimdilik o dursa da olur. Evet, item bizde duracak. Bunu ekledim ve bu silah bir aura veriyormuş.
Şöyle bakalım. 1489 şu an. Oramızı açalım şu verdiği ora. 1489'lu 1610. Hasarımızı çok fazla arttırdı o aura. Şöyle yapalım. Evet, şu an iyiyiz. Aslında hazır buradayken şu dinamitleri de alalım. Şu görevi tamamlayalım. Çok fazla experience vermiyor. Yapmaya değer mi bilmiyorum. Ben şuradan varsa eğer kontrol tuşuna basıp sol tıklarsanız bu stackleri ayırabiliyorsunuz şöyle. 3 tane dinamitim oldu. Bu arada şu poison bombu da koyayım. Ne olur ne olmaz 3'e koyacağım bunu. Biraz experience verdi. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. İlk yapacağımız görev şimdi bu köyün haritadan şöyle bakarsak sağ tarafı ek 4'e doğru ilerliyor. Biz mecbur sola doğru gideceğiz. Soldaki görevleri yapacağız. Bu taraftan başlıyoruz. Şuradan şöyle. Şimdi şu yumurta birikintileri mi diyeyim artık. Haritada yıldızlı gözüküyor. Onlardan 10 tane öldürmem gerekiyor. Bundan sonra bir de artık şeyi açtıktan sonra şöyle zehir topu fırlatarak da hasara biraz katkı sağlayabilirim. Çok fazla vurmuyor ama yine de işte hasar hasardır. Kaç oldu şu an? 7 bölü 10 olmuş. Bir sonraki shrine'ımız da bu arada geliyor ve shrine'la beraber Devotion Tree'de hatırlarsanız o skill'imiz Murmur's Kiss skill'i açılacak. Onu da açınca artık rezistans düşürmeye de başlayacağız biraz daha fazla. Bir de şu relikten gelen şeye de bir bakalım. 120 şansla vurulursak eğer Corruption diye bir debuff veriyormuş. Ve şu an sanırım üstünde yeşil yeşil gözüküyor. Öldü zaten canı da gidiyor yavaş yavaş. Az bir şey ama yine de dediğim gibi hasar şey yapıyor. Evet bu görevimiz bitti. Şimdi bunu vermeden şurada ben yolu kolay bulmak için şu yolu takip ediyorum. Bu yolun bayağı bir ilerisinde Devotion Shrine'ımız var. Oradan Devotion Point'i alıp şuna verdiğimiz zaman hasarımız da bayağı bir artacak. Zaten Devotion şey şurada gözüktü Shrine. Evet hala bir tarif falan bulmaya devam ediyoruz. Bu arada boss var. Şöyle zehir topu fırlatarak hasarına yardımcı olayım. Evet artık Murmur's Kiss yapacağız. Onda Ravenous Earth'e ekliyorum. Bir skill'e dediğim gibi en fazla bir tane Devotion skill'e eklenebiliyor. Artık rezistans azaltacağız. Şimdi bu boşta kaldı akrep. Onu da şu koşmaya ekleyeyim. Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi burada şöyle şunu bir silelim. Normalde şimdi bu skill her atağımızın %25 şanslı olduğu yazıyor. Yalnız kullandığımız skill'in cooldown'u ne kadar fazlaysa mesela bunun cooldown'u 3.1 saniye. 3.1 saniyede doluyor. O yüzden bu skill'i ekleyince artık %25 değil. Bakayım. %85 oluyor. Yani neredeyse her vurduğumuzda. Şimdi buradaki artık şu yolu bıraktım. Buradan aşağı doğru gidiyorum. Orada bir tane görev var. Böyle artık şey de yapacağım. Yaratıkların üstüne de koşacağım. Şey vurmak için şöyle. Zehir dikenleri çıksın diye yerden. Karakter yavaş yavaş nasıl şey yapacağım? Evet şuradaki küçük yolu buluyoruz. Şöyle kenardan geçiliyor. Evet şu mavi olan şeyler işte bizim Murmur's Kiss. Hem rezistans düşürüyor hem saniyede işte belli bir hasar vuruyor. Bu arada tekrar ikinci videoyu yarıda kesmek zorunda kaldığım için kusura bakmayın. TürkNet internet kullanıyorum da onun hızı yüksekti ama şeyden dolayı bize gelmiyordu.
Kablom yeterli değilmiş. Kabloyu değiştirecektim. Yani acil bir durumdu biraz. Şimdi burada böyle bir kamp var. Buraya geldiğiniz zaman burada herhangi bir görev gözükmüyor. Ancak şöyle yukarı taraftan aşağıdan giderseniz harita, şuradan devam ederseniz harita devam ediyor. Yalnız şöyle benim gibi yukarıdan gelirseniz burada bir tane mağara var. O mağarada da bir çocuk var. Kurtulmayı bekliyor ama yine her zamanki olduğu gibi bakın yine buraya girmek için bir dinamit istiyor. O yüzden diyorum eğer oyuna başladığınızda sıfır dinamitle başladıysanız o dinamit farmlama yerini göstermiştim. Oradan alabilirsiniz. Bunun ikinci kısmı açılmış. Bu arada Rovers açılmış mı? Bunlarla hala friendliyim. Arcovian Undead öldürmem gerekiyor. Kaç puan lazım? 257 puan. Arcovian Undead aslında öldürüp 257 puan çok uzun sürmüyor kasması. Bir de şeye girersem. Steps of Torment Rock Dungeon'dan bahsetmiştim. Oraya girersem orada bir sürü undead var. Şu görevi bitirdikten sonra belki ya da bu Act 3'ün şu kısmını bitirdikten sonra Rovers'a niye respected olmak istiyorum? Onlar da sanırım bir zehir hasarını yükselten bir şeyler satılıyordu galiba. Ondan satın alırım belki. Ya da çok kasmama gerek yok. İleriki yerlerde yine o undeadlerden illaki çıkacaktır. Şimdi bu çocukla konuştuktan sonra kampa geri dönüyoruz. Kampta bu sefer bizi bir boss bekliyor oluyor. Boss'u öldüreceğiz. Şöyle. Evet, bol bol şeyi Ravenous Earth'ı basıyoruz ve artık o zehir topu skillimiz var. Onu da atıyoruz. Şöyle bir eldiven çıktı. Diğerinde mesela Acid Vitality damage veriyor ama hiç rezistans yok. Bunda bir sürü rezistans var. Düşünülebilir. Oathkeeper'dan devam ediyorum. Şimdi buradan bu ne işe yarıyormuş? Şunu kullanabilirim. Şu biraz. Ben bu arada şey yapacağım şöyle. Keybinding'den. 4'ten sonrasını QW E ve R'ye alıyorum. QR. Şöyle Q hani kolay kullanmak için. Buna bastığım zaman da bu da ne veriyor? 10 saniye boyunca 40 hasar emme veriyor. %51 bütün hasarları veriyor. Şu bu arada Retaliation yazan şeyler size vurduğunda birisinin geri hasar alması. Hasar yansıtma gibi bir şey düşünebilirsiniz. Burada şu görevi verelim. Çünkü yeni gideceğimiz yerde bu görevin devamı var. O yumurtaları patlatmıştık. Şu adama iade ettiğimiz zaman o da bize Örümcek Kraliçesi gibi bakayım nasıl okunacak. Gerçi burada yazmıyor da. Örümcek Kraliçesi gibi bir boss'u öldürmemizi istiyor. O da burada ileride. Hem bir tane daha shrine var. Onun için de görevi yapıyorum. Artık şu Ravenous Earth'ü yere bırakıp gideceğim. Şimdi buradaki görevi bulmamız biraz sıkıntı olabilir. Dediğim gibi farklı yerlerde çıkıyor bazen. O görevin çıkma alanlarını da size göstermeye çalışacağım. Bir de haritada gözükmüyor şey mağara. Zindan ya da ne dersiniz artık nerede oldu. O yüzden burayı biraz arayarak şey yapmamız gerekecek. Bu taraf değil de sanırım şu yolun karşısında olması gerekiyor. Şöyle biraz ilerleyelim. Bir sürü şey var. Yani çıkmaz sokak var. Yaratıkların içinden çıkan böyle yeşil yeşil bir şeyler varsa bu arada şu Aether Ground yerlerde yürürseniz canınız çok fazla gidiyor. Dikkat edin. Mesela şöyle durayım. Durmadan gidiyor.
Şimdi sanırım mağara buralarda bir yerde olacak. Şöyle ben haritayı biraz daha fazla açarsam daha belli olur. Ve haritada şurada küçük mini haritada gözükmeyecek. Şuraları biraz aramam gerekiyor. Bu civarda oluyor genelde. Tam yeri her zaman farklı oluyor. Bu tarafta buraya doğru devam ediyorum. Şurada. Haritada mini haritada gözükmüyor ama kendisi 1, 2, 3, 4 bu civarlarda. Şu ana yolun çevresinde diyelim. Oluyor. Burası da şöyle kraliyet hive ne denir şimdi hive Türkçesi. Ve bunların işte saklandıkları bir arada durdukları yer. Şimdi burada şeyi bulmak biraz sıkıntılı gelebilir. Shrine'ı. O shrine de bu arada örümceklerden. Shrine şurada. Şimdi ilk yere girmiyoruz. Burada bu arada iki tane boss öldüreceğiz. Şeyi bulmamız için. Asıl boss'u bulmak için. Şu ilk mağaraya girmedim. İkinci mağaraya geldim. İkinci mağaraya da girmedim ama ikinci mağaranın burada değil miydi o? Burada değilmiş. Ha, ikinci mağaranın içindeydi, pardon. Evet, ikinci mağaraya giriyorum. İkinci mağarada da şöyle sola yapışık bir şekilde. Yürüyeceğim. Yapışık, evet şurası. Şu gizli duvarı kırdığınız haritada gözükmeyen gizli bir bölge oluyor. Bu bölgenin içinde bir mağara daha var. Evet, burası Den of the Lost. Kaybolmuşların mağarası gibi düşünebilirsiniz. Bu arada burada tekrar aynı yaratıklardan var. Şu benim ihtiyacım olan silahtan bulabiliriz. Neydi ismi? Bone Spike. Shrine de burada. Şu yeni skillimizi de basalım. Bir devotion'ımız daha geldi. Onu da şöyle bunu tamamlamak için kullanacağım. Rezistans alayım ilk önce. Şöyle bir bot geldi. Fire Cold Damage falan veriyor. Normalde ben burayı öldürmüyorum kalan şeyleri, yaratıkları. Ama sırf o belki bize lazım olan Master Infrequent'ten çıkar diye. Orada burada şey de var. Bir boss da var. Biraz manam gitmeye başladı artık. Boss'u öldürdük. Şöyle bir maske de çıktı. Devam edeyim. Zaten küçük mağara, hemen şurayı tamamlayalım. Bunlardan sürekli şu kalkan Bone Blade de çıktı. Şu kalkandan çıkıp duruyor. Bizim istediğimizden çıkmadı. Ha, bir tane çıktı. Bunda belki poison damage vardır. Bizimki vitality'ydi çünkü. Şu. Bu da vitality. O yüzden gerek yok, kullanmıyorum. Şimdi buradaki shrine'ı da aldık. Ana göreve dönebiliriz. Ana mağaraya geri döneceğiz. Önce şu iki boss'u öldüreceğiz. O iki boss'u öldürdükten sonra bir kapı açılacak. Ve ana boss'u öldürmeye gireceğiz. O iki boss da genelde buralarda oluyor. Şöyle biraz derleyeyim. Burada bizim şeyin, ha, bir tanesi şu galiba. Şöyle Q skill'imi de basayım. Aynen, Grand Vizier yazan hepsi. Birinci item'ımız öldürüp ondan aldık. İkinci boss da buralarda bir yerde. O da bu sanırım.
Aynen Grand Vizier yazanlar. Poison Resist'imiz biraz düşük olduğu için. Şimdi biraz bu ikisini öldürdükten sonra şu ve şu item'ı aldıktan sonra şu kapıyı açma hakkınız geliyor. Onu açtıktan sonra buradan girebiliyorsunuz. Şu mana potunu içeyim. Şimdi buradaki boss şeyiniz full olmadığı zaman poison rezistansınız bayağı fazla vuruyor. Özellikle ikinci phase'inde. O boss şurada ileride, ben oraya gitmeden önce genelde şuraları temizliyorum. Item falan varsa alayım. Level atladık. Level'ımızı da verelim. Şu Oathkeeper'dan şu bu az önceki geçen oranın sinerjisi. Ona bir tane vereceğim. Can arttırıyor bu. %3. Bir tane de şu skill'e vereceğim. Bu da şöyle açayım. Böyle bir şey yapıyor. Etrafa topluyor. Bunu hasar için değil tamamen. Şuradan 3 tane skill açacaktım. 4 tane de 1, 2, 3 ve 4. Bana 4 tane atak yapan skill lazım. Bu 1 olacak. Bu 2, bu 3. Sonuncusu da şu olacak. Evet, boss baştan şurada şey duruyor. Orada duruyor yani, oradan çıkmıyor. Sadece oradan saldırıyor. Şey olarak çok büyük olduğu için boyut olarak bayağı da fazla vuruyor gördüğünüz üzere. Tamam, öldü şimdi. İlk aşaması bitti. İkinci aşamasında yerinden kalkıyor artık. Şöyle biraz kaça kaç oynayacağım. Çok vuruyor diye. Poison rezistansı da düştü. Şimdi biraz face tank yapabiliriz. Şöyle zehir toplarını falan da fırlatayım. Evet. Bu görevimiz de bu kadar. Şimdi buradan yürüye yürüye çıkmak istemiyorsanız direkt şuraya çıkabilirsiniz. Buradan çıkabilirsiniz. Ta en başa gönderiyor. Mağaranın ilk girişine. Buradan da şöyle geri çıktığımız zaman. Bu görev de bitti. Şimdi yapacağımız şey Amalgamation diye bir yaratık var. O da haritanın bu kısmındaki son kısım. Son yer, son boss diyebiliriz veya. Şöyle burada artık yukarı doğru ilerlemeye çalışacağız. Bu bittikten sonra şey Grim Dawn, yani ilk normalde oyunu tamamladıktan sonra bir sorun çıkmazsa Last Epoch diye bir oyun var. Onu biraz oynamayı düşünüyorum. Erken erişimde şu an ama. Onu bayağıdır denemek istiyordum. Şu komponentlerin hepsini hiç üşenmeden topluyorum. Buradan geçemedik, komple kapalı. Şöyle yukarı doğru gitmem gerekecek. Burada boss var. Bossları şey yapabilirim, öldürebilirim. Armorum sanırım biraz düşük geliyor. Ya da rezistanslarımda sıkıntı var. Bazen fazla hasar yiyorum. Evet, bölge burası. Çok fazla aether şeyi var. Groundlar var. Bunların üstünde durduğumuz zaman şey yapıyor. Evet, boss bu kapının arkasında. Şöyle kapıya geldiğiniz zaman kırıp çıkıyor zaten o. Şey olarak bayağı büyük olduğu için çok sıkıntı. Böyle aether şeyleri çıkartıyor yerden. Artık biraz kaçarak oynayacağım. Şöyle arada üstüne doğru hızlı koşacağım. O skill de sonuçta şey Scorpion Sting şey yapıyor. Evet, Amalgamation'ı aldık.
Şunu şey yapayım. Fire Lightning Burn diyor. Tamam, bu taraftaki görevlerimiz artık bitti. Waypoint almamışız ama çok önemli. Bir daha dönmeyeceğiz zaten o tarafa. E buradaki görevleri teslim edeyim. Önce şuna teslim ediyoruz. Eşyaları da satacağım. Unique falan çok fazla kovalım yani. Unique demek daha iyi demektir. Hatta çoğu zaman yeşil itemler daha iyi oluyor Unique'lerden. Evet, bu görevi de verdik. Şununla konuşacağız. Şeyleri kurtar diyor. Çiftçileri kurtar diyor Bloodgrove'da. Bloodgrove öteki tarafa. Evet, şimdi burada oyun sizden ilk defa bir şey seçmenizi istiyor. İki faction'dan bir tanesi. Birincisi kim onlar? Bu nedense bana düşman olmuş bu sefer ama siz geldiğinizde bir sebepten dolayı bilmiyorum şu an bana neden düşman çekemiyoruz. Şey, seçemiyorum ama bakayım. Ha, Necromancer klasını seçtiğim için düşman bana. Şuradan bir tanesi Necromancer olduğu için. Evet, normal bir klasla gelirsiniz buraya. Bu ikisinden bir tanesini seçmeniz isteniyor. Experience şey olarak hiçbir farkı yok. Yalnız birini seçerseniz diğeri size düşman oluyor. Evet, hiçbirinin birbirine bir artısı şey yok. Sadece bu faction'ın satıcısı Fire, Lightning ve Physical hasarla alakalı item'lar satıyor. Bu da Cold, Vitality ve Pet bonusları üzerine. Biz mecbur bunu seçtik. Zaten ikisi de bana yaramıyordu tam olarak. Evet, tamam, şu an buradaki işimiz bitti. Buradaki kapı da açıldı. Önceden kapalıydı bu kapı. Şuradan da bir görev var, onu da alayım. Ve devam edelim. Bütün şeylerimi, üstündekileri şuraya atayım. Şöyle de düzenleyelim. Bu itemlardan benim işime yarayacak bir şey yok sanırım. Evet, Act 3'ün diğer tarafına doğru şimdi gidiyoruz. Şunlara dikkat etmek gerekiyor. Öldükleri zaman Chaos Damage ile patlıyorlar şöyle. Çok vuruyorlar. Chaos ya da Vitality, tam bilmiyorum şu anda. Kırmızı renkli olduğuna göre. Evet, şimdi Master Varuk'la konuşacağız ilk önce. O da seçtiğimiz faction'ın. O faction'ların bu arada isimleri Kimon's Chosen'la şey, Death's Vigil, Order of Death's Vigil olması lazım. Biz Order of Death's Vigil'ı seçtik. Onlarla artık bundan sonra oyuna onlarla işbirliği yaparak şey yapacağız. Kimon's Chosen da bizim düşmanımız oldu. Gördüğü yerde saldıracaklar zaten bize. Gösteririm. Şimdi bunlardan bu arada buradayken arada birkaç hem craft için hem de bir tane Devotion Shrine açmak için Ketonic Seal of Binding diye bir item düşüyor. Yine bir craft item'ı. Hah, şu. Seal of Binding, aynen. Bu hem görev için lazım olacak 3 tane, bir tane de shrine için lazım olacak. Shrine benim için öncelikle, eğer 4 tane bulamazsam shrine'ı açacağım, görevi sonraya bırakacağım. Mesela burası Kimon's Chosen tarafı. Bunlar bize gördüğünüz gibi düşman oldu, Necromancer olduğumuz için. Bunun tam karşısında da Order of Death's Vigil var. O kapıdan giremedim bu arada, hiç giremiyorum yani. Düşman olduğumuz için. Benim seçtiğim taraf, seçmek zorunda kaldığım taraf burası. Order of Death's Vigil. Buraya girip buradan biraz görev alacağız. O da görev veriyor. Satıcısından bir şey bulursak alırız ama iki satıcı da benim işime yaramıyor sanırım. Evet, Master Varuk'la konuştuk. Bize bir yerden bir kalıntıları almamızı söyledi. Satıcısı da burada. Genelde Cold Vitality. Bizim işimize Poison falan lazım. İkisi de burada. Yok şimdilik. Başka görev var mı? Göremedim. Oathkeeper'dan devam ediyorum. Bunu artık Oathkeeper'ı fullleyeceğim. Buraya kadar gelmem lazım. Hem bunu açmak için hem şunu açmak için. Arada açacağım skill sanırım kalmadı. Artık oradan devam ediyorum. Burada bizim burada şeyimiz gözüküyor mu? Gözükmüyor. Sandığımız olsaydı bakardım şu Ketonic Seal of Binding'e.
Şimdi 5 tane mektup bulmamız isteniyor. Bir tane kalıntı bulmamız isteniyor. Mektup değil, insignia bulmamız gerekiyor. Buradan Bloodgrove'a devam edeceğiz. Bloodgrove ya da Soros Bastion'dan başlayıp sonra Bloodgrove'a geçeceğiz herhalde. Evet, bunlar bize şu an dostumuz olduğu için dokunmuyorlar. Normalde eğer Kimon's Chosen'ı seçerseniz bunlar size düşman oluyor. Evet, burada biraz harita sıkıntılı olabiliyor bazen. Chthonic Seal of Binding'den sadece bir tane var elimizde. Depoda var mı onu unuttuğum için aslında şey yapacaktım. Burada ilk yapacağımız şey sağ tarafa yapışacağız. Ek bir görev var onu bulmak için. O da burada. Böyle birine burada şey yapmaya çalışıyor, asmaya çalışıyorlar. Asmaya izin vermezseniz şöyle dövüşüyorsunuz. Kurtardıktan sonra da size şöyle bir item veriyor. Daha çok petle alakalı sanırım. Aynen, petlere yüzde bilmem kaç hasar. Bu oyunda burada petler bayağı güçlü. Eğer summoner oynamak isterseniz. Evet, ilk insignia'mız burada. Şu haritada yıldız olarak çıkıyorlar zaten. Bunlardan 5 tane toplamamız gerekiyor. Bunlar da bu bölgenin, Bloodgrove'un çevresine yayılmış durumdalar. Şimdi evet, sağ yapışık gidiyoruz dedim. Burada bir tane daha ek görev var çünkü. Ek bölge diyeyim daha doğrusu. Şöyle sağ tarafta kalacak. O da burada. Şimdi bu adam da bizden muhtemelen ne isteyecek? Bir tane dinamit istedi gene. Şu hem gideyim Chthonic Seal of Binding var mıymış ona bakayım. Hem de bir tane dinamit alayım. Varmış. 3 tane alayım şundan. Şöyle bir tanesini Shrine'da, 3 tanesini göreve. Bir de bir tane dinamit alacağım. Bir de hazır şuraya gelmişken şöyle asit yazayım şuraya be. Buralardan bir şey varmış. Şöyle bir şey varmış. Kalkan var. Şu asit rezistans. Şunu belki alabilirim. Şu 30 level bir şey. Kask. Gerçi bunun 13 elemental rezistans var. Bunda Aether Pierce Poison var. Bir de random stat veriyor. Bir tane craftlayayım bakayım bundan ne çıkacak. Fena değil aslında. Rezistanslarımın durumu ne oluyor böyle yapınca? 71-58. Şöyle bir şey yapsak. Şu mesela amulet ve medallara, yani şuna ve şuna takılıyormuş. Bleeding ve elemental resistance veriyor. İki tane şundan craftlayayım. Elemental resistance'larım. Şurada bir tane madalyona taktım. Bir tane de amulete taktım. Böyle bu şekilde komponentleri kullanarak rezistansları tamamlamak için daha çok kullanıyorum ben. Evet, bu bizi içeri sokuyor. Burada bir tane adam var. Direkt öldürüyoruz açıkçası. Çok açıklaması yok. Az önce bizi içeri alan adam bu. Ravenous Earth geldikçe ve şu charge yeteneği geldikçe çok güzel experience. Bir tane kılıç tarifi çıktı. 25 level reliğimizi taktık. 35 level'da ikinci seviye relikler başlıyor. Tarifini bulduysak tabii, bizde şu an 35 seviye reliklerden neredeyse hiç yok. Şimdi burada yapacağımız şu nerede o? Şu Malkadar'ın kalıntılarını arıyoruz.
Burada bir insignia var sanırım. Şöyle yıldız gözüktü. 2 yaptık. Bir de burada shrine arıyoruz bir tane. Shrine'in yeri sabit de. Tam ne taraftan gideceğimi kestiremeyebilirim her zaman. Orada şu Kimon's Chosen bize düşman oldu. Belli. Şu skill de arada artık kullanmaya başladım. Şu an alanı çok küçük diye kullanmıyorum. Bu da böyle her şeyi ortaya çekiyor. Hani şey, kendi skillimizi kullanmak için de işe yarar bir şey. Şuraya bakalım. Evet, şeyi bulduk sanırım, kalıntıyı. Ha, kalıntı şurada içeride galiba. Ya da o çiftçileri bulduk herhalde. Şu çiftçileri kurtarayım. Tamam, kaptan sonra dön diyor. Şimdi oraya dönmeden önce şurada shrine da gözüktü, yukarıda kalmış biraz. Yine bir insignia. Shrine'ı bulmuşken gideyim shrine'a. Bazen de böyle yerler çıkıyor. Burası yine bir rogue dungeon gibi bir yer. Buraya gelince de teleportla dışarı çıkamıyorsunuz. Dönüş yolunu bulmanız gerekiyor. Bir devotion daha aldık ve bunu da tamamladık. Şimdi bu bize 2 yeşil 2 mor verdi. Artık bu ikisini kullanmama gerek yok. Hemen gidiyorum acilen. O puanlarımı alıp. Şimdi artık biraz belli bir ihtimalle can doldurma olan şeyi tamamlayacağım. Şöyle şu ikisini alayım. Evet, bunun da gerekliliklerini karşılıyorum. Şöyle şuradan başlayacağım. Burada onun skili. %20-15 şanslı birisi bana vurduğu zaman %8 canım doluyor ve 5 saniyede 400 daha canım doluyor. Bir de 40 health regen geliyor. Şöyle şey yapayım. Bir dahaki devotion'u da buraya vereceğim. Şu yaptığım görevi teslim edeyim. Şu çiftçileri kurtardım. Homestead'de o da. Bu arada izleyen herkese teşekkürler, ilk video. Yani fena izlenmemiş. Beklediğimden daha fazla izlenmiş. Bu arada şehir rumorumuz Murmur's Kiss 3 level oldu. Artık %9 poison resistance kırıyor. Level attıkça bayağı artacak. Şimdi biz resistance'ı nereden kıracağız ona da bir bakalım. Buradan %25-30 civarı kıracağız. Şu bütün rezistansını %25 kadar kıracak. Bir de Oathkeeper'da şöyle bir pet var. Bu pet normalde Fire Physical. Ama böyle yaparsanız bunu Vitality Acid'e çeviriyor bu peti. Bu da buradaki rezistans kırmalar da Vitality Poison'a dönüyor. Yaklaşık 80 kadar şey kırmış olacağız. Evet, shrine aldık. Kalıntıları ve insignia'ları arıyoruz. Bir tane daha insignia lazım. O da burada. Bu görevi de hemen vereceğim. Hemen vermemin sebebi onu verdikten sonra başka bir görev veriyordu sanırım. İlk 3 videoda biraz fazla hızlı oynadığımı fark ettim. Heh, kalıntılar da buradaymış. Tamam, çok güzel oldu. Artık başka insignia toplamama gerek yok. Şurada bir totem görmüştüm sanırım. Aynen şurada gözüküyor neyin arkasında. Buradan şimdi diğer bölgeye geçeceğiz artık. Bloodgrove'dan geçip diğer bölgenin ismini unuttum şimdi. Evet, böyle mor şeyse, hani koyu mor gibi bir renkteyse muhtemelen içinden Chaos Damage vuran yaratıklar çıkacak demektir. Ve öyle bosslar. Şu Chaos Damage patlayan yaratığı gördünüz ne kadar vurduğunu. Chaos mu Vitality mi bilmiyorum. Belki de canının direkt yüzdesini götürmek üzere şeydir. Son çıkan neydi? Physical Vitality. Ve bir tane daha şey bulduk.
Charm, bakalım bu nasıl bir şey? Elemental, yüzdeyi de elemental yerine 26 vitality alsam daha iyi olacak sanırım. Hem de bayağı can veriyor. Ama bu sefer de şey, şundan bir tane daha lazım. Onu base'e gidince değiştirelim. Mesela bu 35 level'da giyinecek. Ravenous Earth'e 2 veriyor. Çok iyi. Onu biraz bekleteyim. 35'e zaten çok fazla kalmadı. Şurada bir boss var. Evet, normalde şu Chthonic Seal of Binding sık sık çıkmaz. Bu sefer bayağı çıktı. 5 tane oldu. Buradan artık diğer haritaya geçmek üzere ilerliyorum. Buradan geçiliyordu sanırım. Aynen, Waypoint de şurada. Şimdi ilk önce görevleri teslim edeceğim. Homestead. Önce bir gidip şu şeyi, kolyeyi bir değiştireyim. Bu kolyedeki add-on'u lazım bana. Şu kolyeyi takacağım. Bunu da eklediğimiz zaman yine rezistanslarımız full. Sonra gidip görev teslim edeyim. Hızlıca birkaç dakika olmuş, ona da bakayım. 41 dakika olmuş. Şöyle bir saat kadar falan oynarız. Şimdi buradan ben neyi teslim edecektim? Ha, şuna. Güzel, bu level atlattırdı. Bir de şu kalıntıları toplamıştık. O kalıntılar da bize şu seçtiğimiz factionlardan bir tanesi vermişti o görevi. Oraya gidip alacağım. O da Soros Bastion'daydı. Bu arada buradan daha fazla ilerlemeyip şu kenardaki görevi yapayım. En iyisi. Ondan sonra bitireyim videoyu. Zaten 10-15 dakika sürer. Bir saat falan iyidir herhalde video için. Bunu Act 3 Part 1 diye paylaşırım. Seal istedi 3 tane. Onu zaten toplamıştım. Şimdi bir Essence istedi. Ethereal Essence. Onu sanırım belki şu an yaptığımız görevden bulabiliriz belki. Şimdi bu yeni waypoint'i açmıştım zaten. Artık geriye dönüp istediğimi yapabilirim. Homestead'e dönüyorum. Homestead'de bir görev kalmıştı. Conflagration mıydı? Aynen. Şimdi o görev şu... Solu var dedik. Yukarısı var. Şu sağ tarafta gerçekleşiyor bu görev. Şuradan geçiliyor. Biraz zor bir görev. Neden diyeceksiniz? Göreceğiz şimdi. Bu Ethereal Ground yüzünden. Buradan yürümek zorundayım. Ve bazen tam yürürken yaratığın bir tanesi önünüze geçiyor. Yolu kapatıyor falan. Ve şunlar sürekli vuruyor. Hadi Ethereal Essence'i de yaparız bundan sonra. Ondan sonra videoyu bitiririz. Evet, kesmek istediğim şu Conflagration. Bu haritanın bu kısmını diyeyim. Sonunda. Burada bir arada başka bir Rogue Dungeon var. İsmini unuttum şimdi. Port Wolverine'ydi galiba. Girmek isteyen oraya bir iskelet anahtarı yapıp da oradan da girebiliyor. Şuradan şöyle hızlıca geçeceğim. Orada bir yeşil item kaldı ama ona yapacak bir şey yok. Bir daha o şeye geri dönmek istemiyorum. Devam ediyoruz. Bunun boss'u da biraz sıkıntılı. Çok kuruyor yani. Burada kesmeye geldiğimiz boss. Aether vuran hepsi az veya çok zor yani. Öyle söyleyeyim.
Rezistansı anca fulllemeniz, hatta fullün üstüne çıkmanız gerekiyor. Şu an giden canıma bak. Boss biraz hem bulunduğu alan dolayısıyla hem yanında çıkan yaratıklarla falan, hemen zaten şimdi şurada göreceğiz. Bu arada eğer bölge özel bir bölge ise şöyle bir şey çıkıyor. Dangerous Domain diye, tehlikeli bölge. Burada bir modifier oluyor. Bu yaratıklara ve size birer iyi birer kötü özellik veren bir modifier. Mesela şu an burada duruyor ki oyuncular, yani ben yavaşım. Fakat Aether'a biraz daha fazla rezistansım var bu bölgedeyken. Böyle bir şey var. Ya şunu da açalım. Burası biraz sıkıntılı olacak. Aslında açmasam olurdu ama. Bunlar çok hızlı hareket edip fazla vurabiliyorlar. Evet, bir Thunder Relic şeyi çıktı. Şöyle bir hızlıca göz gezdireyim. Var mı bizim işimize yarayabilecek bir şey? Şunda fena rezistans yokmuş. Ama 41 level'da zaten bu. Evet, boss şu. Çık, ayağa kalkacak şimdi. Kalktı. Sürekli şu havuzlardan bırakıyor yere şu. Ve şöyle bir stun etme şeyi var. Onun içinde fark etmeden durursanız, çünkü çok belli olmuyor. Fazla hasar verebiliyor. Canını şöyle yarıya getireyim. Getirdikten sonra şöyle iyice artık yerden silkiniyor. Ben de şu Q skillimi açayım. Neyim var neyim yok, saldıracağım artık. Bir de şöyle Aether dalgası gibi bir şey gönderiyor. Evet, öldü, bu kadar. Şöyle şunlardan çıktı. Bizim ihtiyacımızı gören şimdilik yok. Bu arada bunu keser kesmez dönmeyin. Görevin kendisi şu. Bu boss'u öldürmek değil. Ve boss'u öldürmeden onu alamıyorsunuz sanırım. Şu neymiş? Cold Lightning. Şöyle gelip şuradan... bunu aldık. Bir tane dinamit çıktı. Gayet güzel. Homestead'e gidip teslim ediyorum. Şimdi bir tehlikeli bölge görevi daha var. Onu bize Master Varuk verdi. Bu arada neredeyse tekrar 35 olmuşum. Şu yüzüm çok kötüydü zaten. Şunu onu değiştireceğiz. Evet, şimdi bu yeni görevimiz. Şu Ethereal Essence dediği görev. Az önceki gibi yine bir tehlikeli bölgeye girmemiz gerekiyor. O da şu Blood Grove şeyinden, Rift'inden, Teleport bölgesinden. Şöyle sağ aşağı doğru, eski bölgeye doğru gidiyoruz. Burada bir bölge var. Sanki girilmezmiş gibi gözüküyor. O da burası. Şöyle aralarda dinlenerek gidiyoruz. Yaratıklar sizi tıkamasın diye öldürmeniz gerekiyor. Yani experience için falan değil. Önünüze geçip yolunuzu kapatıyorlar. O ethereal şey, nehrin içinde kalırsanız. Bu arada burada undead falan da çıktı. Bunlar Arkovian undead sayılıyor mu acaba? Evet, ethereal essence istiyordu bizden. Essence. O da şunun devamında. Şöyle kristal de toplayın buraya gelmişken. Biraz dikkatli olmak lazım, o nehir çok can götürüyor. Bu Ethereal Essence şuradaki bir boss'tan çıkıyor. İki tane boss var burada, dikkat etmek lazım. Boss da şu. Şunu da bağlayayım.
Evet, Ethereal Essence'ı da aldık. Şu Most of the Beast Bleeding hasar. Şurada sanki bazen bir tane daha boss çıkıyordu ama tam hatırlayamadım. Görürüz şimdi zaten. Ha bu. Gelmişken bunu da öldürün. Item olsun, experience olsun. Çok zor değil zaten bu. Evet, bundan ondan da şöyle bir şey çünkü yine Monster Infrequent dediğimiz şeylerden. Burada bir tane dinamit her zaman oluyor mu? Hatırlamıyorum. Olabilir. Evet, bu görevi de teslim edip videoyu bugünlük bitireceğim. Sorrow's Bastion'dan Master Warrior'a gidip teslim ediyoruz. Bu arada eğer Kimon's Chosen'ı seçtiyseniz buradaki bu adamların verdiği görevler farklı. Yani size muhtemelen bu görevi vermeyecektir. Burada 35 level olacağız, şu yüzüğü de takarız. Evet, buradaki görevlerimiz artık bitti tamamen. Aslında bitmemesi lazım. Bir görev daha var ama onu kim veriyor, yoksa bu... Bu mu verecek acaba? Slay the Chosen Guardian, The Ashes. Görevin adı neymiş? The Sacred Ashes. Neredeymiş bu? Ha tamam, bu ta ek 4'ün başında. Ona şimdilik acele etmemize gerek yok. Şu şeye kaç dakika olmuş ya? 51, tamam, 9 dakikamız daha var. Yani 1 saat diye düşündüğüm için söylüyorum. 9 dakika varken ben şu gidip şeyle, Rovers'la respected olmak istiyorum. O yüzden hızlı bir şekilde şeye gireceğim. Yani şuradan Steps of Torment'e gireceğim. Orada belki şey, hemen 2 dakikada respected oluruz. O 100 puan çok kolay kasılıyor. Respected olunca şöyle bir onun shop'una bakarız. Çünkü o büyücü eşyaları satıyor diye aklımda kalmış. Aslında dönüp bakabilirim de. 2 dakika da halledeyim şuradan. Oyunda böyle biraz farm yapma şeyi bence güzel yani. Hani belirli grupla dost olma, düşman olma durumları. Dost oldukça daha iyi eşya satmaları falan. Yani bu tarz oyunlarda iyidir. Orada bir tane boss çıktı. Bu neymiş? Şunları tabii ki de kaçırmıyorum. Şuradaki fena vuruyor sanki ama. Bayağı bir şey çıktı şöyle birazdan hızlıca. Şuradan bakarız. Benim işime yarayacak bir şey yok. Evet, Arkovian Undead. Şunları mümkün olduğunca öldüreyim. Normalde ben bunları öldürmeden yanlarından geçiyordum ama. Kaçtı? 192 idi. O daha içeri girmeden neredeyse bitecek. Bunları sanırım azaltmışlar. Önceden sanki daha zor kasılıyordu. Hemen gireyim, birkaç tane iskeleti öldüreyim. Respected oluruz. Bir de onun dükkanına bakarız. Olmadı, Homestead'de kesin var. Poison hasarı veren şey. Bunlar sayılıyor mu ki? Kesiyoruz ama. Arkovian Undead diyordu. 18 kalmış, tamam. En garanti burası olduğu için buraya geldim. Bu arada bunların bosslarından daha çok o puandan geliyor. Yani respected olduk. Tepede bildirimi geldi. Şuradan Old Arkovia'ya gidelim. Bakalım Poison Acid olan bir şey satıyor mu? Bir de hatta ondan önce size şeyi de göstereyim. Yani oyundaki tarifleri, reçeteleri almak için
en güvenilir yer çıkması var tabii ki. Bir de bu yıl satıcılar da artık satmaya başlıyor. Mesela buraya geldik. Ben zaten öğrenmişim. Ben buradaki hepsini öğrenmişim. Üçüncü seviyeye geldiğinde bunların ikisini mesela alacağım. Böyle satın alarak da öğrenebiliyorsunuz. Şimdi şu Rovers'ınkine bakalım. Orada öğrenmediğimiz hem şey var mı, tarif var mı? Hem de bize uygun Poison Asset bir şey var mı? Şöyle bu arada normal satıcı şöyle soluk kahverengi. Faction satıcısı sarı oluyor. Evet, asit için var. Omuzluk var ilk önce. Hem de Ravenous Earth'e 2 veriyor. Elemental Resistance veriyor. Bleeding Resistance veriyor. Bu çok iyi. Bunu alacağım bir kere kesinlikle. Şöyle koyayım. Göğüslük var. Vitality Poison Resistance veriyor. Bleeding ve Pierce biraz düşürüyor. Olsun. Bunu da alacağım. Şu. Bu çok iyi değil. Buna bakalım. Poison Vitality Bleeding Resistance veriyor. Movement Speed'i 8. Bundan da alayım bir tane. Bütün paramı buraya harcıyorum. Yani şu silahımızı değiştiremeyeceğiz. Çünkü bizim silahımızda hem 2 Revenant Sword var hem de cooldown'unu 2 saniye düşürüyor. Ona bulaşamayacağız. Şimdi bunu şey yaptığımıza göre tariflere bakalım. Baya da pahalılar ama. Relik olanları en azından alacağım. Mesela şu Runestone. Aether Resistance ve Elemental Resistance. Bundan kesinlikle çok kullanıyorum bunu kafalıkta. Şurada bir relik var. Relik ve komponentleri alıyorum. Bu da. Bu işte şey, belt'in falan olmasına. Aslında bu belt de Poison Acid belt'iymiş. Bunu da alayım. Evet, bayağı bir şey aldık. Bunların hepsini öğrendik. Yüzük yerine bunu taktık. Göğüslük yerine bunu taktık. Bota şu hız şeyini ekleyeceğiz. Omuzluğa bunu taktık. Şuradan şöyle 10 yapayım. Ayakkabıdaki hız şeyini çıkartacağım. Bu ayakkabıyı takacağım şöyle. Şimdi rezistanslarım ne durumda? Aether'ım biraz düşük ama dediğim gibi az önce o şeyi almıştım. Aether ve Elemental Resistance veren komponentin tarifini aldım. Şimdi ondan yapabileceğim demektir bu. Gideyim kendime ondan bir tane yapayım. Onu da kafalığa takarsam. Yeni aldığınız tarifler şöyle şu renk oluyor. Böyle. Buradan ne öğrenmişiz? Omen öğrendik. Buradan bir tane şundan yapabilirim aslında. 35 diyor. %10 şansla Doom Bolt vuruyor. Benim beltim nasıl? Sadece elemental resistance var. Bir tane bundan yapayım. Nedir durum? Acid Chaos, Poison, Pierce Resistance. Güzel, Pierce iyi. Ve Doom Bolt. Bunu da taktık. Başka ne öğrenmişiz? Bot, 30 level botu. Ben botu aldım zaten. Şimdi buradan neler öğrendik? Restless Remains öğrendik. Runestone benim asıl istediğim işte bu. Ne istiyor? 3 tane Wardstone istiyor. 1, 2, 3. Runestone yapayım bir tane. Onu da kafaya takalım. Güzel. Aether hiçbir zaman sıfırda kalmasın. Bu ne? Health, Movement. 10 moment. Bu 8. Oo, bundan yapsak daha iyi aslında. Hem 10 moment veriyor hem health regeneration veriyor ama çok pahalı bu. 4 tane wardstone lazım. Bir de bir tane 12 tane aether shard. Aether shard yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Ama çok para. Gerek yok şimdilik. Evet, her şeyimiz tamam. Hasarımız da biraz iyileşti. Rezistanslarımız gayet iyi. Şöyle şunları şey yapayım. Bir de para oldukça şuradaki şeyleri açabiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Şu an bende yok. Bunları satmamışım bu arada.
Yani bir şeye ihtiyacınız olduğunda geliyorsunuz şeye, şuna. İlk önce şu satıcıları dolaşıyorsunuz. Sonra şuraya geliyorsunuz. Atıyorum benim Aether rezistansım biraz düşük. Aether yazıyorum. Komponentlere bakıyorum. Var mı rezistans falan. Mesela bu veriyor. Amulette ve Metal'da kullanılır diyor. Ben onu kullanmışım zaten. Oralar dolu yani. Şu vermiyor. Bu aura açıyor bir tane ama weaponlarda, silahta falan kullanıyor. Ben onu kullanamam. Runestone zaten head armor'a takmıştık şu anlık. Bu kadar. Evet, kaldığımız yerden bir dahaki bölümde devam edeceğiz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.